Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 5 tane soru soracağız, 5 tane çözüm getireceğiz. Güzel sorular ve güzel çözümler olacak. Sınavına katkısı olacağını düşündüğüm sorulardır bunlar. E, videodan önce soruların üzerine e, sorunun zorluk seviyesini önceden yazmadım ama soruları çözerken yazacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Şimdi ilk sorumuza bir başlayalım hadi bakalım. Ee, öncelikle soruyu daha öncesinden çözdüğüm için söylüyorum. Sorunun zorluk seviyesi 10 üzerinden 6'dır arkadaşlar. Haberiniz olsun. R1, R2, RK bir pozitif tam sayı ve ve n, R1, R2, RK'nın toplamı olmak üzere n elemanlı bir kümenin R1 tanesi birbiriyle özdeş, R2 tanesi birbiriyle özdeş ve RK tanesi birbiriyle özdeşse n elemanlı bir kümenin elemanlarının nli permütasyonlarının sayısı n faktöriyel bölü r1 faktöriyel r2 faktöriyel r2 faktöriyel bunların çarpımına bölümü şeklinde hesaplanır diyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Tekrarlı permütasyon demek. Tekrarlı permütasyon. Şimdi diyor ki kırmızı sarı ve mavi rengin her birinden ikişer tane bulunan küp şeklindeki altı tane eş kütükten yukarıdaki gibi merdiven yapılacaktır. Buna göre yapılacak merdivenin A noktasından görünüm yani şuradan baktığımızda gördüğümüz şekil kaç farklı şekilde olur diye soruluyor. Arkadaşlar bunların 6 üstü sıralanışı hiçbir şekilde önemli değil. Toplam kaç tane küpümüz var bizim? 6 tane. 6 tane farklı renk varmış gibi düşünüp 6 faktöriyel diyebilirdik. Ama bu renklerden 2 tanesi kırmızı, 2 tanesi mavi, 2 tanesi ise sarı arkadaşlar. Biz 6 faktöriyel yani 720'yi 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel yani 8'e böleceğiz. 720'yi 8'e bölersek cevabın 90 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hocam burada en alt satırda, orta satırda veya en üst satırda olmasının bir önemi yok mu? Arkadaşlar zaten biz 6 faktörel dediğimiz zaman her birini sıralamış oluyoruz. Yani bu şekil, bu şekilde merdiven görünümde değil de piramit gibi olmuş olsaydı veya bunları üst üste ikişer tane dizmiş olsaydık gene hiçbir şey fark etmeyecekti diyebiliriz. Aklınızda bulunsun. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzun zorluk seviyesi de yine 10 üzerinden 6 diyebiliriz sevgili gençler. Yukarıdaki ikisi mavi, biri kırmızı olan 3 tane top Huni'ye, top Huni'ye bağlı yollardan geçerek içinde kırmızı ve mavi renkli sıvılar olan kaplardan birine düşecek şekilde bir düzenek hazırlanmıştır. Buna göre 3 top sırasıyla atıldığında her topun kendi renginde bir sıvının olduğu kaba düşme olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi kırmızıya attık. Kırmızının kırmızıya düşme olasılığı nedir? 1 bölü 4'tür. Niye? Bir tane kırmızı var. 4 tane bizim neyimiz var arkadaşlar? Deney tüpümüz var. Deney tüpü müydü onlar? Kap var diyelim. Tamam mı? İçinde 4 tane sıvı olan kap var. Çarpı. ikinci olarak maviyi gönderirse eğer mavinin şuradaki mavilere düşme olasılığı Tabii kırmızıya da düşebilir. 3 tane mavimiz bir tane 4 tane toplam kapsayımız var. Çarpı diğer mavi attığımız zaman da gene 3 bölü 4 olacak. Bu da sevgili gençler 9 bölü 64 yapar. Cevabımız ise Bursa seçeneği olur diyebiliriz. Bunlar kolay, tatlı sorulardı ama biliyorsunuz ÖSYM e son 2 senedir 3 senedir permütasyon, kombinasyon, olasılık sorularını çok da zorlamıyor. Siz de bunun bilincindesiniz. Geçelim güzel bir geometri sorusu. Hüseyin Bey'in iş yerindeki 150 x 300 ve 200 x 300 boyutlarındaki iki levha dik şekilde monte ediliyor. Şunlar arkadaşlar birbirine dik olacak şekilde monte etmiş Hüseyin Bey. Monte edilen levhayı dışarı çıkartır dışarı çıkartırken iş yerinin kapısı 120'ye 200 Boyutlarında olduğunu fark ediyor. Tam şu levhayı şimdi geçiremeyecek. Levhayı doğal olarak. Çünkü burası 300, burası 200, burası 150, burası 300. Tam bu şekilde geçiremeyecekken arkadaşlar. Aklına bir şey geliyor. Diyor ki Tam levhayı sökecek, sökeceklerken. Hüseyin Bey kapı üstündeki cam bölmenin. DE uzunluğunu yani şu uzunluğunu arkadaşlar. Yüksekliğini ölçüyor. Ve diyor ki cam bölmeyi sökersek diyor. Levha tam bir şekilde geçer buradan diyor. Hadi bakalım. Buna göre Hüseyin Bey. D-E arasını en az kaç birim olarak ölçmüştür? Soruyu bir kademe yaklaştıracağım şöyle. iki kademe yaklaştırdık. Sıkıntı yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Demek ki bu adam düz bir şekilde sokmayacak bunu. Çünkü bakın burası gene 300. Yani 200'lüğü oraya dayadık. 300'lüğü dayadık. 300'lüğü geçirirken eni sığmayacak. bu buraya yaklaştırdık. Geçirirken bu sefer de işte 200'lüğü 200, ya, 200 yer sığmayacak. Çünkü eni 120. Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar demek ki adam aynı böyle hani evlerine evlerinden illaki eşya taşınırken veya bir ofise eşya falan götürürken deneyimle deneyimledikleriniz olmuştur. Yani böyle kapı sığmaz ama böyle hani tam kapı sığmayacakken aklınıza bir şey gelir. Kapıyı çapraz geçirelim falan dersiniz böyle. Aynı o şekilde bir şey uygulayacağız. Peki birbirine dik iki tane levha varsa bunların e, geçirebileceğimiz en yakın şey nedir arkadaşlar? Tabii ki bunun hipotenüsüdür. Biliyorsunuz ki hipotenüs ee, mesela ben A noktasından B noktasına bir karıncayı yürüteceksem karınca şuradan yürümek yerine eğer burada bir yol varsa hipotenüsü tercih etmek zorundadır. Neden? En kısa şekilde oradan yürür. Peki 150'ye 3, 200'e 4 dersem 3, 4, 5 ne olur arkadaşlar? 250 olur. Bakın burası 250. Ve ben ve ben bu kapının en geniş kısmını hipotenüse ayıracağım. Yani şu kısım arkadaşlar tamam mı? Şu kısım hatta ve hatta şöyle diyelim mi bakın buna? Ben getiririm. Tam geçiyormuş ya bu hipotenüs kısmını şuraya tamam mı şu şekilde olacak şekilde geçiririm arkadaşlar. Peki devamı nasıl olacak hocam? Şöyle yaparım. Bir de şöyle yaparım. Bakın şurası dik olur. Aslında levhalar şurası ve şurasıdır arkadaşlar. Hipotenüste bir şey yok gördüğünüz üzere. Ve bu levhayı bu şekilde geçirebiliriz. Burası böylelikle 150 olmuş olur. Şurası böylelikle 200 olmuş olur. Ve arkadaşlar şu kısım, şu kısım sevgili gençler. Bu kısımda zaten şuradaki hipotenüsümüz olacak. 250 olacak. Yani bu cam bölmeyi en az 50 cm ya da 50 birim olarak ölçmüştür diyebiliriz. Çünkü 200 zaten kapının boyuydu. Eğer 50 de cam bölme ise rahatlıkla geçirebiliriz. Farklı bir şekilde ölçmüş olabilir miydi? Geçirmiş olabilir miydi? Evet 50'den daha fazla ölçmüş olsaydı o zaman daha rahat bir şekilde de geçirebilirdik sevgili gençler. Bunun da zorluk seviyesini hani soruyu anlama ve soruyu ee, okuduktan sonra anlayıp yorumlama kısmı biraz zor olduğu için buna 10 üzerinden 7'lik bir soru diyeceğim. Belki 7,5 da diyebiliriz. Dördüncü sorumuz zorluk seviyesi 10 üzerinden 6 olan bir soru. Kimisine göre 10 üzerinden de 7 diyebiliriz. Arasında kaldım. Siz belirleyin arkadaşlar. Soru dördümüz. Bir f fonksiyonu verilmiş a kümesinden reel sayılara tanımlı. Her x eleman a için fx artı da fx. Bunu görünce ne yapıyorduk? Periyodik fonksiyon diyorduk. Eşitliğini sağlayan t eleman pozitif reel sayı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon en küçük t sayısına da bu fonksiyonun periyodu diyorduk. Pekala. Şimdi yukarıda bir şekil vermiş. Bir fonksiyon grafiğiymiş arkadaşlar bu. Eksi 7 ile 15 aralığında tanımlıymış. Bunun periyodu 20'den küçük olan y fx fonksiyon, fonksiyonun grafiği verilmiştir. 20'den küçük bir de periyodu var diyor arkadaşlar. Buna göre f20 ile f46'nın toplamı nedir diye sormuş. Bakın arkadaşlar öncelikle bizim yapmamız gereken bu fonksiyonun periyodunun kaç olduğunu bulmaktır. Periyodunun kaç olduğunu bulmak. Bakın şurada gördüğünüz üzere iki tane sivri nokta var ve bunların öncesi sonrası aynı. O, o halde bakın eksi 2'den 12'ye gelene kadar aynı hareketi tekrar edecekse o halde eksi 2 ile 12 arası benim periyodumdur. Yani 12'den eksi 2'yi çıkarırsam periyodun 14 olması gerektiğini söyleyebilirim. T eşittir 14'müş bu bir. İkincisi madem bu fonksiyon 14'te bir kendini tekrar ediyor. O zaman f0'dan itibaren 14'te bir kendini tekrar ettiğini düşünecek olursak f0 eşittir f14'tür diyebiliriz. Doğru mu yanlış mı? Doğru. E o zaman f15 kaça eşit olacak arkadaşlar? f15 f1'e eşit olacak. Çok kötü yazıyorum biraz düzelteyim. f1 f15 eşit olacak. Tıp 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 giderken de F20 dediğimiz de o zaman F6'ya eşit olacaktır. Neden? 14'ten sonra 6 daha sayarsak 20'ye ulaşırız. Demek ki F20 aslında F6'ymış. O halde aslında şunu diyebilir miyiz? 20'nin 14'te bölümünden kalan 6 olduğu için direkt f6 eşittir de diyebiliriz. Madem öyle bunu da kaptık şimdi. 46'nın 46'nın 14'te bölümünden kalana bakacağız ki 3 defa vardır. 3 kere 14 42 çıkardım. 4 geldi demek ki f46 yerine de f4'ü hesaplasak makulmuş arkadaşlar. Şimdi f6 dediğimiz şey bakın 6 burada ve nereye gitmiş? Şuraya yani 5'e gitmiş arkadaşlar. Burası 5'miş artı f46 da f4'e eşitti. 4 nereye gitmiş arkadaşlar? Bakın burada 3'e gitmiş. Dolayısıyla 5 ile 3'ün toplamı olan 8 sorulmuştur bize. Bu sorunun cevabı da Adana seçeneğiydi diyebiliriz. Güzel, tatlı bir periyodik fonksiyon sorusu olmuş sevgili gençler. Ve geçelim son sorumuz olan dizi sorusuna arkadaşlar. Dizi sorusu ama genelde hani böyle öğrencilerimiz dizilere çok çalışmaz. ...dizilerden soru geldiğinde yapabileceğini düşünerek e, hareket eder ama... ...mesela bu soru sınavda çıkmış olsa, mesela YKS 2020'de çıkmış olsa... ...emin olun standart sapması yüksek olan sorulardan birisi olurdu... ...ya da genelde boş bırakılan sorulardan birisi olurdu diyebiliriz. Şimdi öncelikle sorunun zorluk seviyesini söyleyeyim ben size. 10 üzerinden 8'lik bir soru arkadaşlar. Zor bir soru mu? Aslında anladığın takdirde kolay olan bir soru. Ama anlama kısmı zor zaten. Şimdi okuyalım. Ardışık terimler arasındaki farkların aritmetik dizi oluşturduğu dizilere ikinci dereceden aritmetik dizi Ardışık terimler arasındaki farkların aritmetik dizi oluşturduğu dizilere. Şimdi örneğin 1, 3, 8, 16, 27 dizisinin ardışık terimleri arasındaki farklar 2, 5, 8, 11'dir. Ve bu 2, 5, 8, 11'ler bir aritmetik dizi oluşturduğu için bakın aritmetik farkı ne? 3 hepsinde de 3 değil mi? Ortak fark 3. O zaman bu bir aritmetik dizidir ve bunların arasındaki farklar bunlar 2, 5, 8, 11. O halde şu diziye biz ikinci dereceden bir aritmetik dizi diyoruz. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere. Şurası önemli. Pozitif olmaları önemli arkadaşlar. Soruyu bize orası çözülecek. A, B, 14, C ve 40 dizisi artan bir ikinci dereceden aritmetik dizi olduğuna göre A artı B artı C toplamı nedir? Diye sorulmuş. Şimdi A var, B var, 14 var. Bu soruyu mutlaka durdurun. Onu önce siz çözmeye çalışın sonrasında çözemezseniz beni izleyin arkadaşlar. Çözerseniz de izleyin. Hangisi daha kısa olmuşsa ona göre siz de kendi yolunuzu belirleyebilirsiniz. Şimdi AB 14, C ve 40 bizim dizimiz. Bu dizi bir ikinci dereceden aritmetik diziymiş. Yani bunların arasındaki farklar bir aritmetik dizi oluşturuyormuş. O halde ben bununla A ile B arasındaki farka X diyeyim. B ile 14 arasındaki farka Y. 14 ile C arasındaki farka Z. Ve C ile 40 arasındaki farka da t diyeyim arkadaşlar. Ve x, y, z, t'nin ne oluşturduğunu biliyoruz. Bir aritmetik dizi oluşturduğunu biliyoruz. Peki bu x, y, z, t hakkında bilinenler neler? Bakın arkadaşlar 14'ün üzerine önce z sonra t ekleyince 40'a ulaşmışız. Yani z ile t'nin toplamı neymiş arkadaşlar? 26'ymış 14'ün üzerine. 26 eklediğimiz zaman 40 olur çünkü. Peki z ile t'nin toplamı 26 ise x ile y hakkında nasıl yorumlar yapabiliriz? Şunu ve şunu artan bir dizi olduğunu kullanarak da Z ile T'ye şimdi biraz değerler vereceğiz. Ama makul değerler olacak bunlar. Şimdi nasıl makul değerler hocam? Şurayı bir silelim. Biraz aşağı yazayım. Z artı T eşittir 26 demiştik. Şimdi mesela 13 13 veremeyiz. Ve Z daha küçük olacak. Artan bir şekilde ilerleyecekse. O, o halde arkadaşlar ben buraya 12 buraya 14 desem mesela. Şimdi bunu 12, bunu 14 seçersem bu bir aritmetik dizi oluşturuyorsa x, y, z, t. 12, 14 ise burası 10'dur. Burası 8'dir arkadaşlar. İkişer ikişer artıyormuş demek Peki 14'ten 12 artınca c'ye ulaşıyorsak burası 26'dır. B'den 10 kadar uzaklaştığımız zaman 14'e ulaşıyorsak B 4'tür arkadaşlar. Ve A'dan 8 kadar uzaklaştığımızda 8 kadar büyüdüğünde 4'e ulaşıyorsak A eksi 4'tür. Ama ABC pozitif demişti. Demek ki 12-14 olmuyor. Peki bunu bir küçültelim. Yani 11'e 15 yapalım arkadaşlar. 11'e 15 yaptığımız zaman şunları sileceğim. Şuraları silelim. Bakın 11'e 15 yapıyorum. Şurası 15'miş. Burası 11'miş. 14'ten 11 arttırırsam burası 25 olur. 25'ten de 15 artınca 40 oluyor zaten. Peki şurası kaç olur? Bunların arasındaki fark kaçtı? 4. O zaman bu 7 olur. Bu da 3 olur. Peki 14'ten 7 çıkarırsam B'ye ulaşırım. Burası 7'ymiş. 7'den 3 çıkarırsam A'ya ulaşırım. Burası 4'müş. Bakın 4, 7 ve 25. Bunların toplamı da 36 yapar. Cevabımız da bu zaten. Hocam niye bir kere daha denemiyoruz? Ben denedim. Hadi deneyelim. 10'a 16'yı verelim. Şimdi eğer bu 10, bu 16 ise 10 kadar küçüktüm arkadaş. Pardon, 6'ydı bunların arasındaki fark. onu ee, 4 6 daha küçüktüm. 4 4'ü 6 daha küçültürsem -2 olur. E bu sıkıntı mı? Bakalım sıkıntı mıymış? Bunu 10 arttırdığım zaman C'ye ulaşıyorsam burası 24. 24'e 16 arttırdığım zaman 40 ulaşırım. Sıkıntı yok. Pekala. 14'ü 4 azalttığım zaman bu 10 olur. Değil mi? Peki e 10'dan eksi 2'yi çıkarırsam 10 eksi eksi 2'den burası 12 olur. Artan bir ikinci dereceden aritmetik diziydi. Ama burası 12'ye 10 oldu. Demek ki bu da olmuyor. Bakın zaten bir fazlası ve bir eksiği olmadı ama kendisi oldu. O zaman tek cevap nedir? 11'i 15'tir. Yani bizim bulduğumuz 4, 7 ve 25 cevap olacaktı. Bunların toplamı cevabımız 26'dır diyebiliriz sevgili gençler. Gerçekten düşünürken sanki işlem yapıp da çıkaracağımızı düşünüyoruz. İşte işlem de yaptım. Yani bunların arasındaki farka mesela gittim dedim ki şöyle göstereyim. Bununla bunun arasındaki farka R dedim. Şununla şunun arasındaki fark R artı D olur. Bununla bunun arasındaki fark R artı 2D ve R artı 3D diyerek de çözmeye çalıştım. Ama inanın işlemin içerisinde boğuluyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken burada A'nın B'nin ve C'nin pozitif tam sayılar ve bu dizinin artan olduğunu göz önünde bulundurarak bunlara önce birbirine yakın değerler daha sonrasında uzaklaştırarak değerler verdiğimiz zaman zaten ikinci verdiğimiz değer mutlaka ama mutlaka sağlıyor arkadaşlar. Evet bu videonun ve bu güzel soruların sonuna geldik. Kanalıma abone değilsen, hala abone değilsen lütfen bu güzel anlatım için kanala abone olmayı unutma. Bu videoyu beğenmeyi unutma diyelim ve bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.